Ne işimiz var burada? Burası iki ortak işletmeydi. Ali ve Mehmet, benim arkadaşlarım. Aslında sektörleri farklı ama restoran açmak istediler. Tabii ne restorancılıktan anlıyor ne de yemekten. Birkaç tane aşçıyı getirdiler ama olmadı. İşte kapattılar, tutunamadı. Neyse, şimdi Mehmet'in paraya ihtiyacı var. Hisselerini devretmek istiyor. Sen mi devralacaksın? Hayır. Biz alacağız. Yani ikimiz. Nasıl yani? Ben işletmecilikten anlarım ama mutfaktan hiç anlamıyorum. Zaten bütün zamanımı buraya ayıramam ki. Nazlı, benim güvenebileceğim bir ortağa ihtiyacım var. Bu işe ben seninle girmek istiyorum. Tabii sen de istersen. Bu inanılmaz bir fırsat. Evet. Adam başı 300 bin lira vurduk mu bu işi tamamdır. 300 bin lira mı? İyi de ben nereden bulacağım ki o kadar parayı? Merak etme. Ben hesabını yaptım. Bankadan kredi çekeceğiz, restoran teminatı göstererek. Zaten ilk iki ay ödeme yok. Biz o iki ayda burayı oturturuz. O kadar büyük bir meblağ çektik mi bunun aylık taksidi çok fazla olur. Ben buranın en kötü zamanının cirosunu biliyorum Nazlı. Biz o taksitleri ödeyecek kadar kazanırız. Sen yeter ki ortaklığa evet de. Ama bir problem var. Mehmet'in adresi var. Yani aslında teklifleri de var ama bana öncelik tanıdı. Bizim hemen sözleşmeye imzalamamız gerekiyor. Hem de bir iki gün içinde. Ben böyle büyük bir yatırımı bir iki günde karar veremem. Ayrıca şu an çalıştığım yerle ilgili bir problem yaşıyorum. İşi bırakamam. İmzaladığım sözleşme beni bağlıyor. Hemen bırakamıyor musun? Ne yazıyor sözleşmende? Eğer işi bırakmaya kalkarsam 100 bin lira tazminat ödeyeceğim. Bu da demek oluyor ki 300 bin değil 400 bin lira kredi çekmeliyim. Evet, bu biraz seni zorlamaya başlar. Başka türlü halledemez misin? Edemem. Patronum çok katı bir adam. Ben de Mehmet'i o kadar bekletemem ki. Hoş geldiniz Ferit Bey. Umarım sürprizimi beğenirsiniz. Dolapta soğuk çayınız hazır. İçmeden önce karıştırın. Elma tortusu dibine çöküyor. Sözleşmemizin 48. maddesinin 6. fıkrasına göre çalışma alanındaki malzemelerime dokunulmaz ve hatta yerleri değiştirilmez. Kapağı aralık bırak. Tabii ki fesleğenli. Fatoş, o kadar güzel bir yerdi ki. Kapıdan içeri girdiğim anda şeyi düşündüm. Hani çocukken konuşuyorduk ya, hayalini kuruyorduk. Sanki o konuşmalarımızı biri duymuş. Canım Nazlı ya, nasıl da heveslenmiş canım arkadaşım benim.
Osman sen bilmezsin, biz daha küçüktük, 8 yaşındaydık. Bu böyle hayaller kurardı, büyüyünce kendi restoranımı açacağım derdi. Vallahi canım hepimiz hayal kuruyoruz. Mesela ben New York'a gitmek istiyorum ama oluyor mu? Yok. Keşke gitsen. O kadar isterim ki hayalini gerçekleştirmeni. Sonra orada kalsan, geri dönmesen. Ya tamam. Hayallerimi birbirinize laf sokmak için meze etmeyin. Zaten olacağından değil. Öyle hayal işte benimki, kuruyorum. Olsun Nazlı. Umut fakirin ekmeği. Anacığım biz hani anlaşmıştık bu laf tükenecek, bitecek diye, ne oldu? Aynı bileyim, yeri gelince söyleyeyim dedim. Yani aslında şimdi bakarsak bir tarafta Ferit Bey, bir tarafta Deniz. Ve ablamın bu hayalini gerçekleştirmesi bir ricasına bakar. Kız Ferit Bey yanaşır mı böyle bir şeye? Arkadaşımı evine köle etti ya, hayatta bırakmaz. Bana bak Asuman. Ne Ferit'in, ne Deniz'in bu restoran meselesinden haberi olmayacak. Kimsenin parasına muhtaç değiliz biz. Duydun mu? Ay pardon, şu an tek kişi miyim ben burada? Duydun mu Fatoş'cum sen de? Duydum Nazlı, tamam anladım. Ben de anladım. İnşallah. Yok babacığım, gerçekten bir şeye ihtiyacımız yok. İhtiyacınız olsa çoktan aramıştınız zaten. Aşk olsun baba. Hep işimiz düşünce mi arıyoruz biz sizi? Çok yoğunduk, o yüzden arayamadık. Evet, Fatoş da işe başladı. Part-time. Asuman da staja başladı. Maaş alacak ama. Yani o yüzden elimiz rahatladı çok şükür. Hep ne diyorum biliyorsun. Sakın kimseye borçlanmayın. Şu hayatta kimseye borcumuz olmasın. Bilmez miyim baba? Bu öğütlerle büyüttün bizi. Buraya gelmeden önce de 40 kere söyledin. 41. kez söylüyorum. Sakın hiçbir şey için hiç kimseden borç almayın. Başınız sıkışırsa beni arayın. Almayız babacığım, sen hiç merak etme. Anneme de selam söyle, arayacağım onu. Görüşürüz. Allah Allah. Adama da malum mu oldu nedir? Efendim Manami. Maalesef durumda bir değişiklik yok. Lütfen ya sen benim için vakit kaybetme. Başının çaresine bakabilirsin. Olur. Bir değişiklik olursa ben yine de haber veririm. Görüşürüz. Mis gibi taze ekmek. Ay ekmek yemeyin diyorlar ama. Yiyoruz işte. Ver bakalım. Nazuşu. Biliyorum hayatının fırsatını kaçırdığın için biraz mutsuzsun ama... Ne anlatıyorsun sen Fatoş? Ben havaya konuşuyorum herhalde. Oho uçmuş bu. Abla sen hala şu restoran işine üzülüyorsan eğer. Üzülüyorum Masuman, ne yapacaksın? Köşede altınları var da bunun ben mi bilmiyorum? Üzülüyorsun da. O dalgınlık bu dalgınlık değil. Ne dalgınlığı olsun istersin arkadaşım? Hadi hadi topu çevirme şimdi. Takmış, takıştırmış, süslenmiş iyice. Belki Ferit Bey evden geç çıkar da onunla karşılaşırız, giyilmesi değilse bu. Gelin benim yüzüme tükürün. Ne alakası var Fatoş? Adam kölelik düzenini geri getirdi, üzerimde test ediyor. Fatoş. Bak bir saat saçıyla uğraştı bugün. Tabii canım, elbise de yeni. Aksesuarlarla da kombin özenle tamamlanmış. Ben yokmuşum gibi dedikodumu yapmaya devam edecek misiniz? Yok öyle bir şey. Tamam yani elbise yeni olabilir ama öylesine. Bizim bir arada olmamız mümkün değil. Siz durumun vehametinin farkında değilsiniz değil mi? Ya neresinden tutsak elimizde kalıyor bu ilişki. Adam ne yaptı? Çat dedi, koydu önüme sözleşmeyi, 100.000 lira tazminat. Paşa paşa geri döndürdü beni işe. İlişki dediğin eşit şartlarda yaşanır. Adam milyarder. Bizim aramızda bırak uçurumu, okyanuslar var. Ayrı galaksilerde yaşıyoruz. Siz hala bak. Hiç bakmayın öyle birbirinize. İstediğinizi düşünün.
Kahvaltımı edip çıkacağım, sizinle uğraşamam. Günaydın. Günaydın. Notların hepsi toplanmış. Temizlikçi halletti. Sorun yok. Hiç üzülmeyin. Bende devam var. Yeniden yazarım. Hatta unutmaktan korktuğunuz bir randevunuz varsa bana söyleyin, notların arasına ekleyeyim. Bu arada makarnayı beğendiniz mi? Siz seversiniz diye bol fesleğenli yaptım. Fark ettim Nazlı. Ferit Bey, benden bir şikayetiniz, herhangi bir memnuniyetsizliğiniz falan varsa beni kovabilirsiniz. Bununla baş edebilirim. Şimdi de kendini kovdurmaya mı çalışacaksın? Niye? Sözleşmede bununla ilgili de bir madde var. 23. maddenin A fıkrasına göre aşçımız asla ve kat'a kendini kovdurmaya çalışamaz. Eğer denerse 100.000 lira daha tazminat öder. Siz hayatınızdaki her şeyi böyle sözleşmelerle garanti altına aldınız değil mi? Çünkü almanız lazım. Bakkalla, kasapla, manavla hepsiyle birer sözleşmeniz olmalı. Bahçedeki kediyle de maazallah kaçmaya kalkar falan. Herkes bütçesine göre tazminat ödeyecek artık. Kedi mamaları iade eder falan. İş hayatında en büyük güvence sözleşmelerdir Nazlı. Eğer elinde sağlam bir sözleşme varsa asla kaybetmezsin. Ettiğini henüz bilmiyorsun. Sorun yok. İyi bir dans partneriyimdir. Hadi Nazlı! Hadi of kaldı. Yüzünün alacağı şekli düşün. Aa, ona odaklan. Çok mutlu olacak gerçekten. Öyle kolay değil plak dinlemek. Pick-up'ın yanında plaklar olsun, oldu. Hiç öyle bakmayın. Ya ben de memnun değilim durumdan. Oğlunuz kendi istedi bunu. Vallahi içim acıyor yaparken. Tam zamanında. Efendim Ferit Bey. Merhaba Nazlı, ne yapıyorsun? Öyle evde bir iki ufak değişiklik yapayım dedim. Fark etmezsiniz bile. Senden küçük bir ricam olacak. Ya muhtemelen yapmam ama siz yine de söyleyin. Akşam Teklem'de İtalyan misafirlerimi ağırlayacağım. Onlara özel bir şeyler ikram etmek istiyorum. İlgilenir misin böyle bir şeyle? Hiç ilgilenmem Ferit Bey. Ben evin mutfağından sorumluyum. Sizin iş yemekleriniz benim görev tanımımın içinde yer almıyor. Ayrıca sanmıyorum ki o meşhur sözleşmede böyle bir madde olsun. Çok haklısın. O yüzden bu iş için sana ayrıca bir ödeme yapacağım. Beni parayla kandıramazsınız. 5.000 lira yeterli mi Nazlı? 5.000 mi? Tamam, 10 diyelim. 10. Anlaştık mı? Ben de taş kalpli değilim sonuçta. Madem zor durumda kaldınız, yardım ederim. Ben şoförü yollamıştım. Birazdan orada olur. Alışveriş yapıp tekneye gelirsiniz. Bir dakika ya. Siz benim kabul edeceğimi nereden biliyordunuz? Alo. Nazlı Hanım, ben geldim. İstediğiniz zaman çıkabiliriz. Hemen çıkabiliriz. İşim bitti. Rüzgar bir yaprak benim için dediğinde, patlayan bir yanardağ sönmez durduğunca, bıçak kadar keskin bir şey var içimde, nefesimizi bile kestim. Alo, Nazlı? Merhaba Deniz, ben
ben şey için aradım. Şu dün konuştuğumuz tazminat meselesi hakkında. Düşündüm, değerlendirdim. Yani bunu uzun vadeli bir borç gibi düşün. İleride hayalini kurduğun restoranı açınca, Hollywood yıldızları kapında sıra olunca ödersin. Olabilir Deniz. Ama ben böyle bir borcun altına girmek istemiyorum. Sayılı gün çabuk geçer. Çalışırım ben Ferit Bey'in yanında. İstemediğin bir şeyi yapmak zorunda değilsin. Deniz, o kadar da istemiyor değilim. Yani sonuçta yemek yapmayı seviyorum. Hatta şimdi Ferit Bey'in yabancı konukları için yemek yapmaya geldim marinaya. Yabancı konuklar mı? Nerede? Evet, İtalyanlarmış galiba. Teknedeler. Geldim bile. Kapatıyorum ben, konuşuruz sonra. Hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Ne kadar zamanımız var? Misafirlerimiz yarım saat içerisinde burada olurlar. Yemeği de bir saat içerisinde geçeriz. Tamam, ben hemen hazırlanayım o zaman. Ne var menüde? Antakya usulü sushi. Süper. Hadi geçelim. Yardım edeyim. Afiyet olsun. Teşekkürler Naz. Siamo stati molto contenti di aver visitato Istanbul. Questa città è davvero fantastica. Credo che questo accordo tra di noi sarà la base di un'amicizia duratura. Vorrei ospitarvi spesso qua. Grazie per questa bella cena. I sushi sono davvero fantastici. Ha fatto tutto da sola. Vorrei che me la presentassi. La presento Nazlanım. Gelir misiniz lütfen? Tabii. Seninle tanışmak istediler. Ecco qua la nostra chef Nazlı che ha fatto tutto questo. Tutto di prima classe. Complimenti. Che ristorante lavora? Hangi restoranda çalıştığını soruyorlar. Lei non lavora in un ristorante, lavora presso me, a casa mia. Benle çalıştığını söyledim. Şimdilik. Şimdilik? Şimdilik sizin yanınızda çalışıyorum. İleride kendi restoranımı açacağım ya. Konuşmuştuk daha önce. En büyük hayalim bu benim. Una cuoca così talentuosa. Una signora così bella. Ferit Bey ha trovato il paradiso in terra. Ne dedi? Sushileri çok beğendiklerini söylüyorlar. Sanki daha uzun bir şey söyledi. Tatlı hazır oluyor değil mi? Oluyor. Oluyor. Çıkıyorum. İyi günler. Nazlı. Otursana biraz konuşalım. Ferit Bey, eve gitmem gerekiyor. Tamam Nazlı, gidersin. Önce bir konuşalım. Güzel bir davet oldu. Sen de çok yoruldun. Teşekkür ederim. Sorun yok. Keyifliydi benim için. Yemeklerim beğenildi. Signor Valentino, senin gibi yetenekli bir aşçıya sahip olduğum için çok şanslı olduğumu söylüyor. Signor Valentino, kendi şansımızı kendimizin yarattığını bilmiyordu ondan. Nazlı. Son zamanlarda fazlasıyla gerildik sen. Bugün tekrar geleceğimiz bir konuşma yapmak istemiyorum. Bu bizi bir yere götürmüyor. Artık şu savaş baltalarını indirelim. Eğer konuşursak, yani gizlimiz saklımız olmadan her şeyi paylaşırsak, bence aramızda hiçbir sorun kalmaz. Çünkü görüyorum. Ne? Sen de benim gibi düşünüyorsun. Yani sırlardan, gizemlerden, aramızdaki bu itiş kakıştan bıkmış durumdasın. Çok yoruldum. Senden bana karşı dürüst olmanı istiyorum. Çünkü sen bir açıklama yapmadıkça ben kafamın içinde kayboluyorum. Ne olur buna bir son verelim. Neden istifa ettiğini bana söyler misin? Söylerim. Ferit.
Engin. Hayrola, bir şey mi oldu? Pek hayır değil. Defalarca aradım ama ulaşamayınca gelmek zorunda kaldım. Demet acil hissederler arası toplantı istemiş. Ben kalkayım o zaman, siz rahat rahat konuşun. İyi günler. Güle güle Nazlı, sonra konuşuruz. Teşekkürler. Thank you.